Herkese merhabalar. Bugün yine eğlenceli ve şaşırtıcı bir etkinlikle karşınızdayız. Adı Arttırılmış Gerçeklik. Kısaca ARE diyoruz. Bu bir uygulama çocuklar. Bu yazılıma uygun olarak hazırlanmış resimleri 3 boyutlu olarak canlandırabiliyoruz. Resmi boyayıp hareket ettirebiliyoruz. Seçtiğimiz konuyla ilgili bilgiler elde edip etkileşim kurabiliyoruz. Eğlenceli bir Web 2.0 eğitim aracı diyebiliriz. Birazdan bunu nasıl yapacağımı sizlere anlatacağım. Hazır mısınız? İlk önce telefon veya tabletimizden Apple Store ya da Play Store'a gidiyoruz. Orada arama bölümüne Quiver 3D yazacağız. Çünkü ben bugün ilk önce size bu uygulamayı tanıtmak istiyorum. Evet, zaten Quiver yazınca hemen ilk seçenek mavi beyaz çizgili bir kelebek ikonlu uygulama geliyor. Onu seçtim. Yükle diyorum. Yüklenmesini bekliyorum. Evet. Sonra aç diyorum. Gelen bütün sorulara izin ver diyorum. Evet, tekrar izin ver. İşte şimdi sayfalar yükleniyor. Evet, artık uygulama telefonuma geldi. Şimdi son seçenek olarak aşağıdaki kutucuğu işaretliyorum ve Continue'u seçiyorum. Evet, ben daha önce www.quivervision.com sayfasından ücretsiz resimlerden birkaç tane indirdim çocuklar. Bugün itfaiye arabasını boyamayı tercih ettim. Bu arabayı istediğiniz renkle boyayabiliyorsunuz. Ve bu arabayı 3 boyutlu canlandırdığımızda sizin şu an boyadığınız renklerle hareket etmesi oldukça heyecan verici çocuklar. Evet, boyamamı tamamlıyorum. Daha sonra ekranımda görmüş olduğum mavi kelebek ikonuna basıyorum ve uygulama açılıyor. Telefonumu resmin üzerinde sabitliyorum. Yeterli bir yükseklikten yapıyorum bunu. Ve mor renkten sonra çalışmaya başlıyor. Evet, gördünüz mü? Benim boyadığım renklerde bir itfaiye arabası şu an hareket ediyor. Su depoluyor. Ve ekranda çeşitli komutlar belirdi. Drive, up, spray gibi. Ben drive'a yani süre bastım. Ve şu an masamın üzerinde gezen bir itfaiye arabası var. İnanılmaz değil mi? Evet. Şimdi diğer komutlara bakalım. Neler var? Evet, yukarı kaldırabiliyorum. Sağa, sola hareket ettirebiliyorum. Evet, su fışkırtabiliyorum. Evet, bir yangın var ve ben onu söndürüyormuşum gibi heyecan verici. Evet, burada fotoğraf veya videonun içine sizler de girip bunu telefonunuza kaydedebiliyorsunuz çocuklar. Evet, aslında bu uygulama sesli. İtfaiye arabasının siren sesi, su fışkırtma sesi, motorun sesi, çalışma sesi, her şeyi duyabiliyorsunuz. Ama ben şu an açıklama yaptığım için onun sesini kıstım. Böyle bir uygulama. Buradan ok işaretine basarak telefonunuza bunu kaydedebiliyorsunuz. Evet, gelelim farklı bir ARE uygulamasına. Yine aynı şekilde telefonumuzdan Play Store'a gidiyoruz. Bu sefer farklı bir uygulamayla karşılaşacaksınız. Adı ARE Bilim Kartları. Hemen aşağıda kırmızı kare içinde gördüğünüzü seçiyorum ve yükle diyorum. Evet, yüklendikten sonra aç diyeceğim. Evet. Gelen bütün sorulara yine aynı şekilde izin ver diyeceğim. Evet, izin ver. Ses kaydetme izin ver. Evet, uygulamayı indirdik. ARE Atom diye ekranımda görünüyor. Ona basıyorum. Şimdi yükleniyor. Evet, ben şimdi dinozor resmi indirdim sayfasından. O yüzden dinozor ikonunu seçtim. Yükleniyor. Günümüzden evet, 155 ila 145 milyon yıl önce yaşamıştır. Ceratosaurus kelime olarak boynuzlu kertenkele anlamındadır. Gözlerinin önünde boynuzları vardı. Boyları 6.7 metre,
ağırlıkları 1000 kilogram kadar olabilirdi. Etçil olarak beslenirdi. Diğer dinozorlar gibi balıklar ya da timsah gibi canlılarla besleniyordu. 4 ayaklıydı. Ön ayakları daha küçüktü. 2 ayaklarıyla yürüdüklerinden vücudun dengede kalması için uzun bir kuyruğu vardı. Fosilleri Kuzey Amerika'da bulunmuştur. Afrika'da da yaşadığı tahmin ediliyor. Evet, burada sesi kısıyorum. Şimdi uygulamayı tanıtmak istiyorum size. Büyüteç resmim var. Önce onunla başlayalım. Büyüteçte dokunduktan sonra artı ve eksi geliyor. Artıya bastıkça istediğim boyutta yapabiliyorum. Burada çocuklarınızla birlikte fotoğraf çekilmek istediğinizde çok güzel kareler yakalayabilirsiniz. Yanında dokunarak onu severken şöyle daha da büyüttüm. Tabii fotokopiden çok uzaklaşmamam gerekiyor. Biraz şöyle küçülttüm. Evet, şimdi böyle onu sevebiliyorsunuz. Hop 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 hop. Gel bakalım, hop kaçtı. Şöyle biraz daha küçülteyim. Şimdi uygulamamızda onu adımlar var, ona basalım. Evet, hareket edebiliyor. Evet, sürekli basalım bakalım ne oluyor. Evet, şimdi burada sağa sola döndürme var. Aslında kendi hareket ediyor şu an. Avını arıyor sanırım. Çok etkileyici. Diğer yöne döndürüyorum. Çok iyi. Evet. Şimdi şurada et resmi var. Ona basalım. Evet, hemen bir et geldi. Yo. Tekrar basalım. Çok iyi, etle besleniyor. Etçil. Buna bastığımızda. Gerçekten etkileyici bir AR uygulaması. Herkese kesinlikle öneriyorum. Şöyle hop elimi götüreyim bakayım. Çok korkuyorum. Evet. Hop hop. Böyle. Sevgili dinozorumuzla güzel bir hatıranız olsun istiyorsanız fotoğraf da çekebilirsiniz. Telefonunuza kaydedip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdi de farklı bir resim canlandıralım istiyorum. Tarihi ve turistik yerlerimizi 3 boyutlu olarak evimize getirmeye ne dersiniz? Yine AR Bilim Kartları web sayfasından ücretsiz içeriklerden bir tanesini seçtim. Ve uygulamamda Kız Kulesi resmine bastım. Yüklenmesini bekliyorum. Çıktımın üzerine telefonumu tutuyorum. Peri bacası, vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ortaya çıkan oluşumdur. Peri bacaları konik gövdeli olup tepe kısımlarında bir kaya bloğu bulunmaktadır. Çapları 1 metre ile 15 metre arasında değişmektedir. 1 metreden küçük olan ve 15 metreden büyük olan oluşumlar peri bacası olarak değerlendirilmemektedir. Çok güzel değil mi? Hazır evden çıkamıyorken bu güzel yerleri evimizden izleme fırsatını kaçırmayın derim. Yine burada da fotoğraf makinesi ikonunun üzerine tıklayıp fotoğraf çekebilirsiniz. Bu fotoğrafı tüm sosyal medya hesaplarından direkt olarak paylaşabilirsiniz. Evet, benim bulunmaktan çok keyif aldığım yerlerden bir tanesi olan İstanbul'daki Galata Kulesi. Dinleyelim bakalım nasıl bir yermiş. Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 4. Murat döneminde Ezarfen Ahmet Çelebi, Ok Meydanı'nda rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1638 yılında Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancıları uçmuştur. Bizler de Hazarfen gibi denemekten ve bilimden asla vazgeçmiyoruz değil mi? Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.